testiniz pozitif çıktı. Şimdi ne yapalım? Adım adım ilerlediğimizde o başlıklara kaldığımız yerden devam edelim. Olur, memnuniyetle. Ekrana da yansıtalım. Buradan da notlarımızı alalım. Testimiz pozitif çıktı. Önce herhalde siz diyorsunuz ki panik yapmayın. Yani panik yapmayın. Evet, bu hastalık önemli bir hastalık ama her şeyden önce bilelim ki virüsü kapan testi pozitif çıkanların %80'i kendiliğinden iyileşiyor. Hatta bazıları testi yaptırmamış olsalar hastalıklarının farkına varmadan iyileşip geçiyor. Bu geriye kalan %20'nin de ortalama %16, 17 hatta 18'i hafif belirtilerle hastalığı atlatıyor. Dolayısıyla şu anda zatürre oranımız Sayın Bakan açıkladı %30'lardan %3'lere düştü. Yani zatürrenin de hepsini Allah'a şükür kaybetmiyoruz. Erken favipavir'e başladığımız için zatürre vakalarının çoğu... İlaçtan mı yoksa mutasyona uğradığı mı? Yok yok, favipavir'e, ilaçtan falan değil. Virüs olumlu yönde hiçbir mutasyon geliştirmedi. Hiç. Virüsün geliştirdiği bir tek mutasyon var. O da bizim aleyhimize oldu. Virüs eski oranına daha kolay bulaşıyor. Değil mi? Yani bulaşma olasılığı oranı arttı ve gücü arttı virüsün. Biz daha hızlı tedavi yapıyoruz diyor Sayın Bakan. Ben de hekim arkadaşlarımla konuşuyorum ki çok daha... önemli saha. Sahadan gelen haberler ilacı ne kadar erken başlanırsa zatürre oranı o kadar hızlı düşüyor. Dolayısıyla bizim bilmemiz gereken korkmayacağız. Paniğe kapılmayacağız. Biz şu andaki imkanlarımızla bu hastalığı tedavi edebiliyoruz. Ama bizim tedaviye katılımcı olmamız ve bu arada da yeni insanların hastalanmasına engel olacak kişisel tedbirleri almamız gerekiyor. Ateşimiz yükseldi. Ne yapacağız? Parasetamol kullanacağız. İbuprofen ve benzeri gruptaki ilaçlar çok güvenli kabul edilmiyor. Parasetamol ile ateşimizi düşüreceğiz. Parasetamol zaten mideye de dokunmuyor. Burada çok yüksek doz gerekmiyor. Parasetamolun bir tek yan etkisi var. Karaciğer toksitesi yapabilir dikkatsiz kullanırsanız. Ateş 38-38,5 üzerine çıktı. Dirençli, bir türlü düşmek bilmiyor. Basit yöntemlerle, ev usulü, duşlarla, şunlarla, bunlarla halledemediniz. Parasetamol ile ateşinizi düşürmeye gayret edeceksiniz. Başka ne yapacaksınız? Başka yapacağınız şey ev usulü, eski usul. Grip denizde ne yapıyorsanız o. Aynı sistem diyorsunuz. Çayları, tavuk suyu çorba. Çayları, tavuk suyu çorbaları. Adalı çayı. Yani devreye sokacaksınız. Peki. Evet. Şimdi aslında korunmak için ne yaptığımız konusunda da maske, mesafe diyoruz ama yapılacak başka şeyler var, de var. Var. Olmamak için ne yapmamız lazım? Elimizin altında ne olması lazım? Ya bir kere elimizin altında mutlaka dezenfektan, antiseptik bir şeylerin olması lazım. Bölgesel temizliğe çok dikkat etmemiz lazım. Evimizin, mutfağımızın, banyomuzun temizliğine dikkat etmemiz lazım. Kullanılan malzemeleri mümkün olduğu kadar ortak malzemeyi evimizde hiç asıl olmasa bir imkan varsa ortak malzeme kullanmamamız lazım. Birbirimizin diş fırçasını, birbirimizin havlusunu kullanmamaya çalışmamız lazım. Ama evde birisi varsa tabii bu tedbirleri maksimuma ulaştırmak lazım. Ayrıca imkanı olan eline bir termometre almasında fayda var. Dezenfeksiyon solüsyonu almasında fayda var. Dezenfektan eli kendi bedeni için almasında fayda var. Kişisel temizliğine, banyosuna, hijyenine eski oranda biraz daha fazla dikkat etmesine fayda var. Bunu zaten alt ayda konuşuyoruz. Şurada söyleniyor hocam, ortamın nemli kalması. Odanın hani... Nemli kalmasından ziyade hava akımı oluşturulması çok daha net ve açık. Tabii ki nem oranı pozitifse, artmışsa tamam virüsün yere çökme ihtimali o damlacıkların daha fazla artıyor ama esas mesele hava akımı sağlamak. Mümkün olduğu kadar iki taraflı pencere açarak olduğumuz yerde o hava akımını sağlayarak partiküllerin daha kolay dışarıya doğru hareket edebilmelerini sağlayabilmemiz lazım. Evet, ben şöyle diyorum, eskiden güneş girmeyen eve doktor girer derdik, şimdi temiz hava girmeyen yere virüs girer. Kesinlikle. Diyoruz. Bir de bir takım cihazlar şimdi çıkmaya başlıyor gibi görünüyor. Ben bugün mesela birisiyle karşılaştım. Havadaki iyon dengesi üzerinden hareket ederek virüs, viral partiküllerin o yoğunluğunu %20'lere, 10'lara kadar düşürebildiklerini iddia eden ve bunu önemli üniversitelerde onaylatan firmalar devreye girecek gibi. Yani yakında evimizde belki elektrik süpürgeleri gibi, belki çamaşır makineleri gibi havayı virüsten temizleyen cihazlarda kullanmak durumunda kalabileceğiz. Hazırlıklı olalım. Hayatımız değişecek.